genel izleyici kitlesi için uygundur. Değerli izleyenler merhaba. İklim değişikliğine uyum süreciyle ilgili gelişmeleri paylaştığımız Yaşanabilir Dünya başlıyor. Bugün konuğumuz yine Almilakin'den Cebbari olacak. Kendisiyle geçen haftaki programda denizlerimizi korumak için dünyamızda ve ülkemizde yapılması gereken çalışmaları konuşmuştuk. Bugün ise yerel yönetimlerin buradaki rolüne ve mavi ekonomiye değineceğiz. Almila Hanım tekrar hoş geldiniz. Merhabalar. Teşekkür ediyoruz katılımınız için. Almila Hanım. Ben teşekkür ederim. Almila Hanım, şimdi geçen haftaki bölümde mavi ekonomiye bir giriş yapmıştık. Yerel yönetimlerin öneminden de bahsetmiştik. Bu hafta biraz daha detaylandıralım istiyoruz konuyu. Yerel yönetimlere burada büyük görevler düştüğünü biliyoruz. Bu görevler neler ve gerekli desteği alabiliyor musunuz yerel yönetimlerden? Bizimle paylaşır mısınız? Tabii ki. Teşekkür ederim. Tabii geçen bölümde denizlerin korunması için yapılması gerekenlerden bahsettik. Uluslararası sözleşmelerden bahsettik. Bunların uygulanması gerekliliğinden bahsettik. Tabii kim uygulayacak bunları? Hem merkezi hükümet hem de yerel yönetimlerin uygulaması gerekiyor ki denizlerde tam bir koruma sağlayabilelim. Burada tabii denizlerde korumayı sağlamak için aslında denizler çünkü en fazla kara kökenli kirleticilerden etkileniyor özellikle atıklar bakımından. Deniz trafiği de etkili, denizdeki deniz turizmi faaliyetleri de etkili ama %80'lere varan oranda kara kökenli olduğu bilim insanları tarafından ifade ediliyor. Dolayısıyla karada belediyelere düşen görevler çok çok fazla. Özellikle imar, yapılaşma konusu çok önemli çünkü kentleşmenin artmasıyla birlikte özellikle çarpık kentleşme atık yönetiminde çok büyük zorlukları da beraberinde getiriyor. Atıkların oluşumu da daha fazla ve çeşitli oluyor kentlerde. Kıyılarda kentler büyüdükçe hem kıyının taşıma kapasitesini artıyor. Yani aşmış duruma geliyor taşıma kapasitesi hem de o aşan kapasite yerel biyolojik çeşitlilik ve ekosistem üzerinde çok önemli bir baskı unsuru oluşturuyor. Ayrıca özür dilerim. Kıyıların korunması, özellikle kumul alanların korunması aslında erozyonun önlenmesi, örneğin deniz çayırlarının korunması da yine erozyonun önlenmesi, kıyı alanların tahribatının önlenmesinde çok çok önemli bir etkiye sahip. Yani bizim yerel yönetimlerde kıyılardaki yapılaşmanın artmamasına dikkat etmesi gerekiyor. Aynı şekilde merkezli hükümetlerin de buralardaki yapılaşmanın artışına izin vermemesi gerekiyor. Ancak günümüzde gelinen noktada ülkemiz nüfusunun örneğin %55'e yakın bir kısmı bu dünya ortalamasında da bu şekilde kıyılarda yaşıyor. Ve bunun da önümüzdeki 50 yıl içerisinde %70'lere çıkması bekleniyor. Tabii kıyıların rekreasyonel değeri, insanda yarattığı işte o deniz manzarasına bakmanın verdiği huzur değeri bunları düşündüğünüzde herkes kıyılarda yaşamak istiyor iklim koşulları bakımından da ama hep birlikte kıyılarda yaşamak istediğimizde burada ciddi sıkıntılar oluşuyor. Tabii sanayi tesislerinin fazlalığı, iş olanaklarının yine kıyılarda yoğunlaşmış olması da bu sebebin aslında yani sonuçları doğuran sebepler arasında geliyor. Dolayısıyla yerel yönetimlerinde, merkezi hükümetlerinde, devletin de mutlaka daha yayılmacı bir imar planlamasına, daha insanları yani doğal değerleri bozmayacak şekilde, yaşam alanındaki çevre kalitesi, halk sağlığı kalitesini bozmayacak şekilde imar planlarına ihtiyaç var. Bu en temel kritik
konu aslında. Diğer taraftan olan nüfusun yanında bir de turizm faaliyetlerinin etkisi var. Şehirlerin kendilerinin bir takım yönetmeliklerinin olmasına ihtiyaç var. Yani bu şehre biz turist olarak isteyen gelsin, istediği kadar kalsın, her sene daha çok gelsin, biz buradan daha çok para kazanalım gibi bir anlayış olduğu zaman o gelen turistlerin bıraktığı gelirin çok daha ötesinde biz atıklarla mücadele etmek durumunda kalıyoruz. Taşan kanalizasyon sistemleri, atık su yönetiminde zorluklar, katı atıkların taşınımında zorluklar, oluşabilen çok çeşitli farklı atıklara maruz kalınması, bunlar gerçekten ciddi baskılar yaratıyor. Diğer taraftan tabii turizm demek ulaşımla bir bütün. Ulaşımın yarattığı karbon ayak izi, su ayak izi, özellikle turizm tesislerinin ekolojik ayak izi çok yüksek. Bunda da tabii ki karbon ve su ayak izi çok önde geliyor. Dolayısıyla bunların kontrol altına alınabilir sürdürülebilir turizm planlamasına çok ihtiyaç var. Sürdürülebilir turizmde belediyelerle bütünleşik çalışılması gereken bir konu. Sadece işletmelerin değil, yani bir turizm tesisi, bir işletme tek başına sürdürülebilir turizmi sağlayamaz. Bu yöresiyle bir bütün halinde halkın katılımıyla birlikte, yerel halkta istihdam yaratıcı unsurların, kültürel değerlerin korunmasıyla bir bütün olacak şekilde ele alınması gerekiyor. Dolayısıyla yerel yönetimlerin bu vizyonla hareket etmesine ciddi anlamda ihtiyaç var. Özellikle kıyı bölgelerimiz, bizim ülkemizde turizm denildiğinde kıyı turizmi ağırlıklı olarak yapılıyor. Ciddi anlamda da bir gelir kapısı. Ülke ekonomisinde de önemli bir yere sahip olduğu için bu anlamda kıyı şehirlerimizde de bu baskıyı kendi üzerlerinde çok daha fazla hissediyorlar. Bu genel perspektiften baktıktan sonra özelinde dediğim gibi ekosistem koruması çok önemli. Belediyelerin imar planı da yaparken, İşte yapılaşmayı, nereye sanayi tesisini koyacağız, nerede turizm yapılacak, nerelerde hangi kültürel ögelerin öne çıkarılacağı şekilde bir takım sosyal kalkınma projeleri uygulanacak, bunların hepsini planlarken doğal değerleri de gözetmesi gerekiyor. Ekosistem planlaması şeklinde bir doğa tabanlı çözümlerle birlikte ekosistem tabanlı bir planlama anlayışının hakim olması gerekiyor. Bu şekilde özetleyebilirim. Biz Mavi Bayrak'ta da tabii bir soru daha sormuştunuz, özür dilerim. Evet. Mavi Bayrak'ta biz bu desteği alabiliyor muyuz diye. Evet. Mavi Bayrak'la ilgili ülkemiz kıyılarında işte 531 plaj var. Yaklaşık biz 50'nin üzerinde kıyı belediyesiyle çalışıyoruz. Bizim birebir çalıştığımız belediyeler tabii ki bazı farkındalık düzeylerini aşmış olan belediyeler ve biz onlarla çok daha rahat iletişim kurabiliyoruz. Ama bütün kıyılarda sadece bizim çalıştığımız belediyelerden oluşmuyor. Evet. Aynı zamanda bunların komşu belediyeleri var. Arka planında, kara kısmında kalan, denize kıyısı olmayan belediyelerin faaliyetleri de kıyıları etkiliyor. Çünkü evet, bir nehir havzası düşünün, denize ulaşan bir nehir düşünün, işte Kızılırmak Deltası'nı düşünün, Yeşilırmak Deltası'nı düşünün, Göksu Deltası'nı düşünün, Gediz Deltası'nı düşünün, Susurluk Havzası'nı düşünün, Büyük Menderes, Küçük Menderes, bütün bunların hepsi içerideki bir sürü şehrin hem atıklarını taşıyor hem oradaki faaliyetlerin etkilerini denize taşıyor. Dolayısıyla bizim sadece kıyı belediyeleriyle iyi bir çalışma yürütmemiz de aslında nihai olarak varmak istediğimiz noktaya ulaşmamız için sadece evet önemli bir adım ama daha fazlasına ihtiyaç var. Bu şekilde ifade edebilirim. Teşekkür ediyorum. Aslında bireyden topluma ve toplumdan kurumsala doğru iyi bir organizasyona, işbirliğine, farkındalığa ve bilinç düzeyinin yükseltilmesine ihtiyaç var. Her anlamda, her konuda olduğu gibi bu konuda da sorunların aşılabilmesi adına. Almila Hanım, şimdi bir diğer önemli konu da hem yerel yönetimler hem ülkemiz için mavi ekonomiden bahsettik. Mavi ekonomi nedir diyelim ve hangi açılardan önemlidir? Bunu da anlatır mısınız bize?
Tabii ki. Teşekkür ederim. Mavi Bayrak'ta çünkü mavi ekonomi içerisinde telaffuz edilen önemli Evet. başlıklardan bir tanesi. Mavi ekonominin günümüzde daha çok konuşulmaya da ihtiyacı var. O yüzden bu konuya yer verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Aslında 2008 ekonomi kriziyle başlayan süreçte ortaya atılmış bir kavram mavi ekonomi ve ilk defa da 2010 yılında telaffuz edilmeye başlanıyor. Aslında ekonomik döngü içerisinde, ekonomik sistemler içerisinde okyanuslardan, denizlerden ne kadar çok faydalanıyoruz, kıyılarda yaşamımızı sürdürüyoruz ve kıyılarda çok fazla faaliyet yürütüyoruz. Aslında buradan ortaya çıkmış ve bunu daha sürdürülebilir, daha doğru bir şekilde okyanus kaynaklarını ekonomik sistem içerisinde nasıl değerlendirebiliriz noktasından ortaya çıkmış bir kavram. Daha önceleri yani mavi ekonomi öncesinde yeşil pazarlama, yeşil ekonomi kavramları ortaya atıldı ve halen de günümüzde işte sanayinin yeşil dönüşümünden tutun da yeşil ekonomi çok yerleşmiş bir kavram. Mavi ekonomide ise tabii ki okyanus, sahiller, denizler, kısaca bu alanlardaki, kıyılardaki, sahillerdeki ve okyanuslardaki her türlü ekonomik faaliyeti kapsayan ekonomiye mavi ekonomi deniyor aslında. Bunun içerisinde balıkçılık var, deniz turizmi var, kıyı turizmi var, deniz ticareti var, ulaşım var, gemi yapımı tersanelerden tutun da yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimine kadar, örneğin işte denizdeki dalga enerjisinden yenilenebilir enerji üretimine, elektrik eldesine kadar, denizel biyoteknolojiye kadar ki denizel Ar-Ge çalışmaları da çok önemli. Bir önceki programda Antarktika'da bilimsel çalışmaların yürütüldüğünden bahsetmiştik. Denizlerde ciddi anlamda Ar-Ge faaliyetleri yürütülüyor ve bu Ar-Ge faaliyetleri de ciddi bir ekonomik döngü yaratıyor aslında. Bilimsel çalışma ekonomisi yaratıyor. Bunun yanında işte denizel Ar-Ge çalışmaları aslında yeni inovasyonlara sebebiyet veriyor ve bu inovasyonlar da dönüşüm anlamında çok çok önemli. Yeşil dönüşüm ve mavi dönüşüm anlamında çok Evet. önemli. Tabii mavi ekonominin ayrı bir kavram olarak yani niye bunlar zaten yapılagelen şeyler denildiğinde aslında bilime dayalı yeni bir anlayışta. Yani bir hani işletme anlayışından ziyade bilime dayalı, sürdürülebilirlik odaklı bir yaklaşım olduğu zaman biz mavi ekonomi diyebiliyoruz aslında. Okyanuslardan, denizlerden faydalanırken sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde olanlar mavi ekonomi olabiliyor. Bunun içerisinde de tabii ki deniz turizmi, kıyı turizmi de çok önemli bir yere sahip. Neden Evet. mavi ekonomi bu kadar önemli diyecek olursanız da yine ilk programda belirttiğim gibi dünyanın dörtte üçü aslında Su. sularla kaplı. Yani aslında hepsine tek bir kalemde hepsine okyanus diyoruz. Yani bütün denizleri kapsayan bir okyanus tanımı var. Okyanus dediğimizde aslında bütün denizleri kapsayan bir tanım kendisi ve tek bir bütün aslında. Biz bölgesel olarak ayrıştırıyoruz şu bölge, işte Akdeniz bölgesi, Karadeniz bölgesi diyoruz ama hepsi birbirine bağlı aslında ve tek bir bütün olarak ele alınması ihtiyacı var. Ve mavi ekonomi içerisinde okyanuslarla ilgili bütün bu daha önce saydığım işte balıkçılıktan deniz turizmine, denizel Ar-Ge çalışmaları, derin deniz madenciliği artık günümüzde daha çok ön plana çıkıyor. Bütün bunların içerisinde çevre sektörü, denizlerle ilgili atık yönetimi sektörü, kanalizasyon sistemlerinden tutun da temiz su, İşte içme suyu temininden tutun, bütün bunların hepsi aslında mavi ekonominin bileşenleri olarak geçiyor. Yani bir Evet. atık kıyılarda atık su arıtma tesisi yapmanız da aslında mavi ekonominin bir parçası olarak kabul ediliyor. Ve bunun içerisinde dünya çapında işte yaklaşık 8 milyar insanın yaşadığından bahsediyoruz ve 350 milyon kişi bu alanda okyanus ekonomisi içerisinde kendine yer buluyor, istihdam sağlıyor. Yani bu aslında çok ciddi bir rakam ekonomik açıdan baktığımızda istihdam alanında ve
geçim kaynağı olarak da 820 milyondan fazla insana da geçim kaynağı sağlıyor. Bazı ülkeler var, özellikle Afrika'daki ülkelerin aynı zamanda temel besin kaynağı denizler. Yani biz belki temel besin kaynağımız olarak ülkemizde kullanmıyoruz. Hani karada tarımla ilgili çok önemli, ciddi şanslı noktalarımız var. Her türlü ürünü üretip biz bunlardan besin kaynağı olarak faydalanabiliyoruz. Ama dünyanın birçok ülkesinde birçok insan, ki bu milyarla ifade edilebilecek bir rakama ulaşıyor, 1 milyarın üzerinde insan doğrudan deniz kaynaklı proteine ihtiyaç duyuyor yaşamını sürdürebilmek için. Dolayısıyla bu anlamda da kritik bir öneme sahip aslında. Hem denizlerin korunması, okyanusların korunması, hem de mavi ekonomi bileşeni. Tabii yağmur suyunun geri kazanımından tutun, işte deniz suyundan içme suyu eldesinden tutun, kullanma suyu eldesine kadar bütün bu faaliyetlerin hepsi mavi ekonominin içerisinde yer alıyor. Ve bugün günümüzde birçok banka, isimlerini vermeyeyim, internette de görecektir dinleyicilerimiz. Birçok banka mavi ekonomi kredileri açıklamaya başladı. Bu alana destek verme kararı aldılar. Aslında Avrupa Birliği'nin 2020 stratejisi içerisinde mavi ekonomide çok önemli bir yere sahip olarak ifade edildi. Bu da gittikçe bu konunun daha çok önem kazanacağı, hele hele kıyılarda, yine ifade ettiğim gibi %55'lerde bugün kıyılarda yaşam oranı, bunun 50 yıl içerisinde %70'lere çıkacağı, yani nüfusun %70'inin kıyılarda yaşayacağını düşünürsek mavi ekonomi konusunun ne kadar çok ağırlıklı konuşacağımızın da bir göstergesi gibi görünüyor. Evet, diğer taraftan baktığımız zaman da şöyle bir durum var zaten. Deniz, mavi ekonomi dediğimizde denizlerdeki çevresel ve ekonomik durumun sistemli bir hale getirilmesine, bir sisteme entegre edilmesine ve böylece bilime dayandırılarak her şeyin daha düzgün ilerlemesine vesile olan bir gelişme olarak anlıyorum anlattıklarınızdan. Peki, teşekkür ediyorum. Mavi ekonomiyi biraz daha özele indirgersek de, ekoturizmde Türkiye hangi aşamada? Ekoturizm nedir? Bu konuda yapılan çalışmalar nelerdir? Bunları da bizimle paylaşabilir misiniz? Tabii ki. Ekoturizm aslında bundan 20-30 sene kadar önce bugünkü olduğundan çok daha popüler bir kavramdı. Özellikle evet, turizm camiası içerisinde. Ekoturizm aslında o zamanlarda biz sürdürülebilir turizmi o kadar çok konuşmuyorduk. Ekoturizmi daha çok konuşuyorduk. Ve bir turizm biçimi olarak, turizm çeşitliliği içerisinde bir bileşen, bir başlık olarak konuşuyorduk ekoturizmi. Ama ülkemizde doğal kaynakların zenginliği, doğal güzelliklerin, kültürel varlıkların zenginliği ekoturizm alanından daha fazla faydalanmamız yönünde, özellikle işte turizm araştırmacıları ve akademisyenlerin çok fazla önerdiği bir konuydu. Çünkü turizmin sağlıklı bir çevrede ve sürdürülebilirlik ilkeleri içerisinde devam etmesi için ekoturizm bir önemli bir araç olarak kabul ediliyordu. Ancak bugün geldiğimiz noktada biraz bu düşüncenin hakimiyetinin çok olduğunu söyleyemiyoruz. Çünkü ülkemiz kitle turizminden çok fazla gelir elde etti ve ülke ekonomisine de ciddi katkılar sağladı. Özellikle her şey dahilin gelişmesiyle birlikte büyük büyük otellerden elde edilen gelirlerin ülke ekonomisine katkısı biraz bu alanda Türkiye'nin büyümesine yol açtı. Ve ekoturizmde maalesef biraz daha geri planda kaldı. Şu an hakim olan anlayış biraz bina yapamadığımız yerlerde, eğer İşte koruma statüleri gereği yapamıyorsak, bir şekilde orada biz bina yapamıyorsak, o zaman orada ekoturizm yapalım gibi bir yöne evrildi. Ana bir turizm stratejisi değil, bir alternatif turizm, sürdürülebilir turizmin sağlanması ve turizmden daha fazla gelir elde edilebilmesi için alternatif kaynaklardan birisi olarak
bugün elimizde, bugünkü ortamdaki hakim düşünce maalesef bu şekilde. Ancak bu Türkiye'de hiç ekoturizm yok demek değil. Önemli oranda sayıda, yani şöyle bir kalemde 30-40 tane ekoturizm tesisinden aslında bahsedebiliriz Türkiye'de. Çok öne çıkmış. Nerelerde mesela, hangi bölgelerde, hangi alanlarda daha yaygın ya da? Bunlar aslında belli bir bölgede yaygın değil. Çünkü zaten ekoturizmin anlayışında aslında çok az kişinin gidebildiği, çok az kişinin faydalanabildiği, evet, biraz daha böyle bakir kalmış. Evet, sık sık yan yana değil. Örneğin işte Muğla ilinde baktığınızda Ula'da, Akyaka'da var. İşte Marmaris'in işte daha dağ köyleri düşünün. İşte Antalya'nın işte Beycik bölgesi var mesela. Belki ismini bile birçok kişi duymamıştır. Evet. Buralarda yapılıyor. Ya da işte Kars'ta mesela peynir rotası var. Burada sürdürülebilir turizm yapılıyor. Ekoturizm ilkeleri çerçevesinde yapılıyor. Ya da Kaz Dağları'nda örneğin. Ya da işte Buğday Derneği'nin Tatuta çiftlikleri var örneğin. Bu tip çok böyle yerel kültüre, doğaya hiçbir şekilde ayak izi bırakmadan, olabildiğince az şekilde yapılan turizm biçimi aslında ekoturizm. Gelen kişi sayısının çok kısıtlı olduğu, zaten de öyle olması gerektiği bir sadece var olan yaşam kültürünü devam ettirmek ve bu var olan yaşam kültürünü devam ettirirken de barışa, iletişime, insanlar arasındaki ilişkiye katkı sağlayan bir ilişkiler bütünü aslında ekoturizm. Ama dediğim gibi bugün hakim olan ekoturizm ülkemizde maalesef bugün Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın web sayfasına girdiğinizde de ekoturizm yazdığınızda da herhangi bir şeyin çıkmadığını görürsünüz. Ağırlıklı olarak sürdürülebilir turizm konuşuluyor ve biz de Mavi Bayrak'ta ve vakfımızın diğer yürütmekte olduğu Yeşil Anahtar programlarında sürdürülebilir turizme katkı sağlamaya çalışıyoruz. İşletmeler odağında mevcut yapılmış olan işletmelerin daha sürdürülebilir bir çevreye ulaşmak için tahribatı minimuma indirecek şekilde uygulamaları teşvik etmeye çalışıyoruz. Evet, şimdi vakti verimli kullanmamız açısından çok önemli bir konu. Bunu es geçmek istemediğim için şöyle bir soru yöneltmek istiyorum size. Türkiye su kıtlığı riski taşıyan 164 ülke arasında 32. sırada. Siz bu riski nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani sizin bu konuda öngörüleriniz var mı? Bizimle paylaşmak istedikleriniz nelerdir? Aslında bütün öngörüler, bütün riskler bilim insanları tarafından ortaya koyuldu. Ben evet. Bunlara çok fazla girmek istemem. Ben eylemden bahsetmek isterim. Tabii çünkü ki. Artık konuşulabilecek olan o kadar çok fazla şey ortaya kondu ki bunları tekrar tekrar ifade etmeye gerek yok. İnternet açık kaynak, bütün evet. Hocalarımız televizyonlara çıktı, konuştular, anlattılar, halen de anlatmaya devam ediyorlar. Bütün raporlar bakanlıkların hepsinin elinde var, kendileri de araştırma yapıyorlar. Biz artık bu noktadan bir sonraki adıma iklim eyleminde olduğu gibi artık adım atmamız gerekiyor. Yani tarımda bizim ciddi anlamda bir dönüşüme ihtiyacımız var. Evet. Su kullanımında, turizm de buna dahil. Yani tarımı niye ilk başta söylüyorum? Çünkü bizim su kaynaklarımızın %73'ünü tarım sektörü evet, kullanıyor. Evet, su havzalarının kullanımı ve özellikle tarımsal faaliyetlerde su yönetimi gerçekten çok önemli. Buyurun lütfen. Kesinlikle. Bu yüzden tarımda işte bitki deseninden tutun, hangi ürünleri üreteceğiz, kurakçıl tarımdan tutun da işte kurakçıl peyzaj uygulamaları, yerel yönetimlerde bu çok önemli. Hem estetik kalıp, estetik değerlerimizi koruyup hem de suyu koruyabileceğimiz yeni peyzaj uygulamaların devreye girmesi gerekiyor. Turizmde sürdürülebilir turizm diyorsak ciddi anlamda bir otelde günlük su tüketiminin 4-5 katı fazla su tüketiliyor ve su ayak izi çok fazla turizm sektörünün. Turizm sektöründe de aynı şekilde dönüşüme ihtiyaç var. Ben burada Yeşil Anahtar programımızdan özellikle bahsetmek isterim. Evet, çünkü Yeşil Anahtar programında kriterlerimizden önemli bir tanesi de musluklardaki su akışını kısıtlamaktır örneğin.
Dolayısıyla bunlar çok net bir şekilde ortaya konmuş şeyler. Su ayak izini azaltacak şekilde ve su kaynaklarını koruyacak şekilde atık suyun geri kazanımı çok önemli. Hem evsel atık suların geri kazanımı hem de endüstriyel simbiyoz dediğimiz endüstride oluşan hem atıkların hem atık suların tekrar kullanımı bunlar çok çok önemli. Dolayısıyla su kaynaklarının korunması için tüm sektörlerde atılması gereken adımlar var. Keza evlerde de çünkü %16'lık gibi bir oranda evlerde su tüketimi yapılıyor. Evet. Dolayısıyla hep böyle birbirimize atmak değil de en fazla tarım kullanıyor. O zaman bütün sorunu tarım çözecekmiş evet. gibi değil de %16'da biz varsak biz de sorumluluğumuzu alacağız. Sorumluluk almak işte. Çok önemli diyorsunuz. Evet, peki. Evet. Bütün çok, hayatımızda dönüşüme ihtiyaç var. Çok teşekkür ediyoruz Almila Hanım. Katılımınız için ve kıymetli bilgi paylaşımlarınız için yine su gibi aktı ve süremizin sonuna geldik. Değerli izleyenler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek hafta yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.